31 Ekim'de Doğu Hastanesi'nde kaybettiğimiz Eren Eroğlu'nun babasıyım. Geçtiğimiz ilk duruşması, geçtiğimiz günlerde ilk duruşması yapıldı 17 Eylül'de. Ve duruşma tamamen beklentilerimizin altında gerçekleşti. Yani bırakın kamu kuruluşlarının yargılanması, davaya dahil edilmesi, işte hukuki olarak sorumlu olan işverenler dahi şu anda davada yargılanmıyor. Yani ortak iki tane işveren var. İşverenlerden bir tanesi yargılanırken bir tanesi büyük bir grup olduğu için yargılanmıyor. Bunu mahkemede dile getirmemize rağmen, soruşturmanın genişletilmesi talebini dile getirmemize rağmen Doğu Hastanesi'nin duruşmadan şu anda bir alakası duruşmaya dahil etmiyorlar. Her adalet vicdan nöbetinde buradan haykırıyoruz. Bunlar diyoruz nasıl adalet? Yani hukuki olarak var olan yasa maddelerini bugün mahkemeler uygulamamakta. Direkt olarak işverenlerden yana, kamu kurumlarından yana tavır almaktalar. Artık yani bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Ama bir daha taleplerimizi tekrarlıyoruz buradan. Tüm sorumlular yargılansın diyoruz. Fakat asli sorumlular bile yargılanmıyor. Yani davaya dahil edilmiyor. Yani böyle bir hukuk anlayışı, böyle bir şey anlayışı nasıl oluyor bilmiyoruz. Yani bilir kişiler hep tamamen işverenlerden yana rapor hazırlarlarken dikkat ettiğimiz bütün iş cinayetleri davasında da savcılar hazırladığı iddianamelerde hep el altından işverenler korunmakta. Devamlı onlar korunmakta. Bizim evlatlarımız, çocuklarımız sanki suçlu gibi onları suçlayıcı tarzda şeyler yapılmakta. Yani davanın özeti budur. Şimdi davada hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Yani davaya kamu kurumları hiç dahil edilmedi. Tamamen bir bilirkişi raporunun yanlış yönlendirmesi sonucu hakim hiçbir talebimizi dikkate almadı. Bizi tekrardan başka bir dava açmaya zorluyorlar şu anda. Bu davayı da bir an önce sonlandırmak istiyor gibi bir izlenimleri var. İşte, tabii biz bütün mücadelemizi sürdüreceğiz tekrardan. Yani diyeceğim bunlar, başka soracağınız bir şey.